Ben Doçent Doktor İskender Gün, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimleri öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Resmen görevli olmamama rağmen arkadaşların davetleri üzerine il filyasyon kurulu toplantılarına katılıyorum. Filyasyonla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, ülkemiz bir bulaşıcı hastalık salgınıyla karşı karşıya. Aslına bakarsanız tüm dünya bununla karşı karşıya. Ve koronavirüsle mücadelede hep yataklı tedavi kurumları, hastaneler, solunum cihazları kısmı ön plana çıkıyor. Ama burada çok fazla dikkate alınmayan ya da belki bir miktar gözden kaçan olayın filyasyon tarafı var. Bakan Bey'in açıklamalarında görüyorsunuz, işte taranan, test yapılan kişilerden söz ediyor. Peki bu taramayı kim yapıyor? Aslında bunu illerde filyasyon ekipleri yapıyor. Ve diğer hasta tedavisiyle uğraşan kişiler kadar bunların da çok ciddi yaptığı işler var, çok ciddi emekleri var bu alanda. İlimizde Kayseri ilinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 30'dan fazla bu ekip var, filyasyon ekibi var. Ve bu ekipler tarafından bu filyasyon çalışmaları yapılıyor. Filyasyon ne demek? Vaka olarak kabul ettiğimiz, koronavirüs pozitif olarak kabul ettiğimiz kişilerin temas ettiği, temas içerisinde bulunduğu hastalık etkenini taşıyan, diğer kişilere bulaştıran kişilerin belirlenmesi, bunların gerekirse karantina altına alınması, eğer hastalık belirtisi gösteriyorsa tedavisi için gerekli çalışmaların yapılması, bu işleri yapan bir ekipten söz ediyoruz. Genelde çok fazla ön plana çıkmıyor bu ekibin çalışmaları ama aslına bakarsanız çok önemli. Yine ilimizde haberlere konu olmuştu. Hatırlarsınız 850'den fazla halk otobüsü şoförünün çalışmaktan men edilmesiyle ilgili ki orada bu kişilerin bir arada bulunduğu ortam sebebiyle hastalık etkenini aldığı ve diğer insanlara bulaştırdığı bu filyasyon çalışmalarıyla tespit edilebilmişti. Gene hastalığın ilk başladığı günlerde sanıyorum 27 Mart tarihinde bu illerden çıkışların yasaklanması ile birlikte kısa süreli bir İstanbul'dan Kayseri'ye doğru bir yoğun bir şekilde seyahatler gerçekleşti. Okullar kapanınca Kayseri'de yakınları olanlar Kayseri'ye geldiler. Ama bunun şöyle olumsuz bir sonucu oldu. Daha sonrasında yine filyasyon çalışmalarıyla ortaya çıktı ki İstanbul'dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş, hepsinde kalmış. Bu filyasyonla ancak ortaya çıkarılabilen bir durum. Gene haberlere konu olduğu için sanıyorum herkes biliyor. Bir apartmanın komple kapatılması durumu, karantina altına alınması durumu söz konusu olmuştu. Orada da kaynak apartman görevlisiydi. Bu da gene filyasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkartılmış bir çalışma. Peki ne yapıyor bu ekip? Bu ekip özellikle hastalık tespit edildikten sonra o hastanın temas ettiği kişilerin bilgilerine ulaşıp o kişilerle gerektiğinde evine kadar gidip hatta zaman zaman bu kişilerle ilgili çünkü bu tür durumlar da yaşandı. Mesela otobüs şoförlerinin karantina altına alındığında dışarı çıkmamaları gerekiyordu ama onların dinlemedikleri dışarı çıktıkları da zaman zaman tespit edildi. Bunlar hasta tedavi edenler doğrudan hastayla karşı karşıya kaldığı için virüsle karşılaşma riski var. Bunların da aslında aynı şekilde virüsle karşılaşma riski var. Çünkü hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği yakınlarıyla karşı karşıya geliyorlar. Ve bunlar bu çalışmaları yürütüyorlar. Bir ara Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Hatırlanacaktır. Bir örnek vermişti. Zonguldak ilini örnek vermişti. Ve %99 oranında filyasyon çalışması yapılabildi. Bunu bir başarı örneği olarak vermişti. Aslında aynı tarihte Kayseri'de bu oran %97,5'tu. Ki gene baktığınız zaman tüm Türkiye içerisindeki illerde genellikle ilk 3 içerisinde olduğunu, %90'ların üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve burada özellikle bu filyasyonda yer alan ekibi her gün, her akşam toplantıları yapılıyor. Her gün bu vakalar değerlendiriliyor. Başta Sağlık Müdürü ve ilin sağlık yöneticileri, başkanlar, ilçe sağlık müdürleri olmak üzere hepsinin katıldığı, bu ekiplerin de katıldığı toplantılar yapılıyor. Hepsi, tüm vakalar burada değerlendiriliyor.
alınabilecek ek önlemler değerlendiriliyor. Çünkü anında değişik önlemler alınması gerekebiliyor. Bir kişinin belki hastanede karantina altına alınması gerekebiliyor. Bu tür kararlar bazen gece yarılarına kadar sürüyor toplantılar. Bu toplantılarla bu vakaların özellikle kontrol altına alınması için ilimizde çalışmalar sürdürülüyor. Başta söylediğim gibi genelde hastaneler ya da hastaları tedavi eden kişiler, sağlık personeli daha çok ön plana çıkıyor ama bu ekipte yer alan arkadaşlarımız özellikle adı çok fazla duyulmadığı için yaptıkları, özveriyle yaptıkları işler genellikle çok fazla göz ardı edilen ne yazık ki işler. Onlara da aslında teşekkür etmemiz gerekiyor.